gerekirse hepsi bölgede. Ve o sizin bahsettiğiniz Anadolu Ajansı'nı da burada kutlamak lazım. O tespit ettikleri depolarda yer altına gömülmüş vaziyette. Ha, bunların maksadı ne? Ne olacağı konusunda hiç asker olmaya veya uzman olmaya gerek yok. Amerika bu silahları bölgede gelecekte beklediği askeri harekata ilişkin yığınak olarak kullanıyor. Tabii şöyle bir hava oluştu. Amerika'nın o BOP dediğimiz projede, yani Büyük Ortadoğu projesinde ve bölgede yürütmek istediği politikalarda işte biz içteki darbeyi savunca her şey bitti, güllük gülistanlık oldu gibi bir hava doğdu, aslında değil. Amerika bu üçlü sac ayağından bir ayağını kaybetti. Yani hı hı. Türkiye'deki o FETÖ darbe ve yapılanmasını kaybetti. Diğer Irak'taki ve Suriye'deki bütün o planına aksayarak da olsa, topallayarak da olsa devam etti ve halen de ediyor. Ama dediğim gibi çok aksayarak devam ediyor ve çok büyük yaralar alarak devam ediyor Amerika. Biz ilk büyük yarayı işte İdlib operasyonuyla, Fırat Kalkan operasyonuyla vurduk. Amerika'nın bölgedeki yürütmek istediği politikaya. İkinci büyük darbeyi de Irak'ta referandumla aldı. Hı hı. Şimdi bu iki büyük tokadın sersemini atan Amerika elbette ki pes edecek değil. Yani yılanın başı koptu ama kuyruk hala oynuyor. Şimdi o kuyruğunda zaten yürütmek istediği politikadan biri bu. Evet. Ve bize hep dünyaya daha doğrusu resmedilen manzara şuydu. Biz bu İNA ve mühimmatı dünyanın başına bela olan bu DAEŞ terör örgütüyle mücadele etmek için kullanıyoruz. Ve bu nedenle bölgeye bu İNA yapıyoruzdu. Fakat DAEŞ gitti, oyun bitti, silahlar hala ortada. Hı hı. Şimdi bu silahları ne zaman geri alacaksınız diye hem devlet yetkililerimiz, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ısrarla soruyor ve ısrarla oyalayan bir Amerika görüyoruz. Eskiden iki başlı Pentagon ve CIA diye resmettiğimiz Amerika...